GT 710, teknoloji marketlerde kutulu ve garantili olarak satışı devam eden, uygun fiyatlı bir ekran kartı. Peki satın alınır mı? Teknik özellikleri ve fiyatları nedir? Ekran kartı stok sorunlarının devam ettiği ve fiyatların astronomik rakamlara ulaştığı bir piyasa ortamında, özellikle bütçesi kısıtlı olan oyunsever dostlarımıza yönelik uygun fiyatıyla dikkat çeken GT 710'u bu videoda mercek altına alacağız arkadaşlar. GT 710 ekran kartının teknik özelliklerini incelerken ekran kartının kendi sitelerini referans olarak kullanacağız ve güncel fiyatları içinse mediamart.com.tr güncel fiyatlarını referans olarak dikkate alacağız. Eğer buna benzer videolardan haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. İncelememize ilk modelimizle başlayalım. MediaMarkt'ın sitesinde göze çarpan ilk model MSI'ın 1 GB GT710 modeli 409 TL fiyatı bulunmakta. MSI'ın 1 GB GT710 modelinin teknik özelliklerine yakından bakacak olursak 1 GB bellek miktarı, DDR3 bellek tipi, 64 bit bellek arayüzü, 954 MHz çekirdek saat frekansı ve 1600 MHz bellek saat frekansı bulunmakta. DDR3 bellek tipi kullanmasından dolayı bu değerin yarısını almamız gerekeceğinden orijinal bellek saat frekansının 800 MHz olduğunu görüyoruz ki bu değer aynı zamanda GT 430 ekran kartı ile aynı bellek frekansına sahip arkadaşlar. GT 710 tek başına 19W gibi oldukça düşük bir TDP değerine sahip bu bakımdan önemli bir avantajı bulunuyor ve harici güç konnektörü gerektirmiyor arkadaşlar. En az 300 watt güç kaynağınızın olması yeterli olacaktır. DirectX 12 desteği sunuyor. OpenGL tarafında da 4.5 versiyonu kullanmakta. Sıradaki diğer modelimiz Asus'un 2 GB DDR5 GT710 modeli ki ben bu modeli özellikle sona bırakmak istiyorum arkadaşlar. Diğer modelimize geçiyorum. MSI'ın bu defa 2 GB GT710 modelini inceleyeceğiz. 459 TL fiyatıyla öne çıkıyor. 1 GB modeliyle arasında sadece 50 lira fark bulunuyor arkadaşlar. MSI'ın 2 GB GT710 modelinin teknik özelliklerine yakından bakacak. Olursak şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz üzere 1 GB modeliyle arasında teknik özellikler bakımından hiçbir fark yok. Aradaki tek fark bellek miktarı. Çekirdek saat frekansı, bellek saat frekansı, bellek arayüzü tarafında birebir aynı olduğunu görüyoruz. Ayrıca güç kullanımı tarafında da aynı değerleri kullanmakta olduğunu izliyoruz. Aralarında sadece 50 TL fark bulunmaları nedeniyle 2 GB modelini tercih etmek bu bakımdan daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Sitedeki son GT710 modeline sıra geldi. Bu defa Asus'un 2 GB DDR5 bellek tipini kullanan GT710 modelini mercek altına alacağız. Fiyatının 449 TL olduğunu izliyoruz. Bu arada bu modelin detaylarına geçmeden önce şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum ki GT 710 modeli genel olarak pasif fan soğutucusu kullanıyor arkadaşlar. Aktif fan kullanan modelleri nadiren de olsa var. Fakat pasif fan bloğu kullanan GT 710 modelleri daha yaygın bir durumda. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Ee, burada son modelimiz olan Asus GT 710 modelinin sitesine yakından bakacak olursak genel bakış kısmında burada gördüğünüz ayrıntılar belirtilmiş. Özellikle sesli pasif soğutmayla ile ön plana çıktığını görüyoruz. Fakat teknik özellikler kısmına tıkladığımda Asus'un sayfasında teknik özellikler kısmı açılmıyor arkadaşlar. Ne yazık ki. Bu bakımdan sizleri daha iyi aydınlatabilmek adına ben aynı teknik özelliklere sahip Gigabyte modeline sizlere referans olarak kullanacağım. Burada da görmüş olduğunuz gibi GB'ın DDR5 bellek tipini kullanan 2 GB GT710 modelini görüyoruz. 64 bit bellek veriyolu kullanıyor. Yine diğer modellerde olduğu gibi 954 MHz çekirdek saat frekansına sahip ve minimum 300 W güç kaynağı gereksinimi bulunuyor. Teknik detaylar kısmına daha ayrıntılı bir şekilde bakacak olursak 28 nanometre teknoloji kullanıyor. Bellek saat frekansının ise 5010 MHz olduğunu görüyoruz ki DDR5 bellek tipi kullanmasından dolayı bu değerin 1/4'ünü almamız gerektiğinden orijinal bellek saat frekansının DDR5 modeli üzerinde 1253 MHz bellek saat frekansına sahip olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu bakımından DDR3 GT710 modellerine göre 453 MHz daha hızlı ve daha avantajlı arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki GT 710 ekran kartını satın alacak ve tercih edecek arkadaşlarımızın DDR3 bellekli model yerine DDR5 bellek modeline öncelik vermeleri mantıklı bir seçim olacaktır. Diğer tarafta da yine bellek veriyolu 64 bit biraz önce söylediğim gibi Diatics tarafında Diatics 12 desteği sunuyor. OpenGL tarafında diğer modellerde olduğu gibi 4.5 versiyonu kullanıyor ve 300 W güç kaynağı gereksinimi bulunuyor. Sitede Asus'un 2 GB DDR5 GT710 modelinin 449 TL fiyatı sahip olduğunu görüyoruz ki bu bakımından fiyat performans olarak en tercih edilebilir model olduğunu izliyoruz. Performans tarafında ise GT710'un GPU Bankbank performans sıralamasına baktığımızda 659 ekran kartı arasında 418. sırada olduğunu izliyoruz. E, kanalda birçok performans testi videosunun yorumlar kısmında gelen sorular üzerine GT710'un GT430 ekran kartıyla performans bakımından kafa kafaya ekran kartları olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla burada performans karşılaştırmasına da bakacak olursak arada çok az bir fark bulunuyor GT 710 lehine %3 daha hızlı olduğunu görüyoruz GT 710'un. Tabii ki bellek tipi avantajının yanında aynı zamanda GT 710 GT 430'a göre daha az güç tüketimiyle de öne çıkıyor. Yine üstünden geçecek olursak. GT710 tek başına 19 Watt TDP değerine sahip. GT430'da bu değer 49 Watt arkadaşlar. Arada 30 Watt gibi önemli bir fark bulunuyor bana kalırsa. Ve aynı zamanda diğer önemli bir avantaj ise teknoloji avantajı. GT710 DirectX 12 teknolojisi kullanırken GT430 DirectX 11 teknolojisi kullanmakta arkadaşlar. Bunu da özellikle bir ayrıntı olarak sizlere belirtmek istedim. Kısaca özetlemek gerekirse GT710 bütçesi kısıtlı olan ve özellikle CSGO, Valorant, GTA 5 gibi oyunları 720p çözünürlük ve düşük grafik detaylarında tatmin edici bir hızla oynamayı kabul edebilecek arkadaşlarımızın rahatlıkla satın alabileceği bir ekran kartı. Video içerisinde bahsettiğim üzere GT710 ile GT430 arasında pek bir performans farkı yok arkadaşlar. Bu bakımdan GT 710'un performansını merak eden arkadaşlarımız dilerlerse kanaldaki GT 430 performans testi videolarını referans olarak dikkate alabilirler. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere videoda tanıttığım GT 710 ekran kartının linklerini videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Benzer video serilerinden daha hızlı haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.